Hanımlar beyler ya şu her kaydı başlattığımda çıkıyor ya. Neyse. Transport Favor'ın 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere artık yavaş yavaş gerçekten para basmaya başladık. Özellikle kahve rotasında ve inek rotasında güzel bir gelirimiz var. Şunu da kısaca hemen göstereyim. Kahve rotasında şu an 4 milyonluk bir gelirim var. İnek kısmında da 1,7 düştü. Gider oldu tabii ki. Şimdi bıraktığı zaman ekstradan bir kazanç sağlayacağız. Şimdi burada bugün bir şey yapacağız. Ne yapacaktık? Biz arabalarımızı yenileyecektik. Şu an tam yenileyemediğimiz arabalar vardı. Çünkü paramız yetmemişti. Şuradaki rotaları yeniledik. Ama buradaki rotalar duruyor. Bunları yeniledikten sonra her şey çok daha güzel olacak arkadaşlar. Ekstra 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 para kazanıyor olacağız. Şimdi yavaştan buraya. Yapmışız yapmışız yapmışız. Buralarda okey. Bakalım. Bunlar da okey. Burada kalmışız. Hemen ben şunları kargo yapıyorum ve şunları replace etmek istiyorum. Bütün kargoları taşıyabilen gerçekten bayağı güzel bir arkadaş kendisi. Şunların hepsini bir replace edelim. O güzel para istiyor ben bu. O zaman şuradan bir devam edelim bakalım. Bunu edebiliyoruz replace. Bunu edemiyoruz. 2 istiyor. Daha az aracın olduğu rota. Bunu replace ettik. 1 milyon 500 geldi. Bayağı bir şu an rotayı tamamladı bu arada gördüğünüz gibi. Rotayı tamamladığı anda bir 6 binlik bir gelirim oldu bir anda. 6 milyonluk. Bunların hepsini bir replace edelim. Bunların hepsi aynı araç değil. Bunları yanlış mı replace? Yo, aynıymış. Tamam neyse. Şunu yapamadık. Bir dakika bir şey yaptım. Bir dakika. Odun keresteye yanlışlıkla yeni araçlar koydum galiba. Evet. Bir dakika, odun keresteye yanlışlıkla ciddi oranda fazla araç koydum. Kopyaladım bütün araçları. Bunları bir hemen bir satalım. Ondan sonra şöyle yapacağım hemen. 30 tane mi yapsak? Tamam, 30 tane bundan koyuyorum. Bunların hepsine. Nerede bizim odun kerestemiz? Odun keresteye yerleştiriyorum. Tamam. Olsun olsun. Böyle problemler, aksaklıklar olur arada. Şunları bir devam edelim. Bütün rotalar sanıyorum ki oldu. Aynen öyle. Bütün araçlarımız şu an burada, yani yeni baştan başlayacak. Böyle bunları da bir izleyelim bakalım. Artık yavaş yavaş bütün araçlarımızı motorlu taşıta çevirdik. Şu an her şey çok daha hızlı ve çok daha hızlı gelirli olacak. Şu an hiç eksi de olan bir şey yok gördüğünüz gibi. Çünkü artık hızlı gidiyorlar ve hızlıca taşıyorlar mevzuyu. Odun kereste de bir tık sıkıntı yaşayabiliriz şu an için. Çünkü rotayı yeniden başlatmış olduk böylelikle. Bunlar alıp alıp gidiyorlar. Güzel. Şurada bakalım ne kadar kazandırıyor artık bana. Bak 43.000 kazandırıyor. Bu rota yanlış hatırlamıyorsam bir 15.000 kadar kazandırıyordu. Gayet her şey güzel ilerliyor. Şimdi ne yapabiliriz? Yavaştan ulaşım, insan ulaşımı ile ilgili bir şeyler yapabiliriz. Veya normal şeylerimize devam edebiliriz. Burada üretim sağlanıyor mu? Buraya yanlış hatırlamıyorsam bütün rotaları getirmiştik diye hatırlıyorum. Burası o bakımdan. Okey. Dur bakayım ne bırakıyor bu? Et bıraktı. John Store alınıyor. Bu da yavaş yavaş üretimi sağlayacak. Şuna bir bakarsak, alkolü buraya getirme rotam var burada. Sonra eti buraya getirme rotam var. Kahveyi buraya getirme rotam var. Aslında istediği her şeyi sağlıyoruz burada. O bakıma okeyiz bayağı. O yüzden bir sıkıntı görmüyorum burada. Şimdi yavaştan buradaki şehirleri birbirine bağlayabilirim. Burası da ekmek istiyor bu arada. Ekmek üretmiyoruz ama şu anda gördüğünüz gibi. Burada bir buğday kısmım var.
Aslında ekmek üretiminde yavaştan geçip buraya bir ekmek sağlayabilirim. Aykut Büyükşehir Belediyesi'nin de yükselmesi için. Şimdi bir de tabii ki bir mekan ismimiz var. Şu Miramar'ı. Erkan Büyükşehir Belediyesi yapıyorum. Burada da göreceğiniz üzere Erkan Büyükşehir Belediyesi. Ben bu arada bir şey yapmışım. Bir dakika. Bizim bu seride kameramız buradaydı diye hatırladım bir anda. Erkan Büyükşehir Belediyesi burada duracak. Bir de Berkay demiş ki ben popülasyonu en az köyü alabilir miyim demiş. Long Beach herhalde şu an en az olan. Berkay Büyükşehir Belediyesi yapıyorum burayı da. Büyük iki şehir oldu ama olsun. Şöyle. Tamam. Şimdi. Bu Aykut'a artık yavaştan ne getiriyoruz? Ekmek götürüyoruz arkadaşlar. Buraya hemen bir kargo için ekstra bir yer açıyorum. Burası yeni bir rota arkadaşlar burası için. Çünkü buraya buğday götürmem lazım. Direkt olarak şöyle buildinglerden açıyorum. Bir truck station koyacağım buraya. Burada çok yükselti var. Burası idealdir. Hop bir tane yol kuruldu hemen şuraya gördüğünüz gibi. Neden saçma bir yere kurdular yolu ama olsun. Buraya kurdum. Şimdi buraya da lan burada ekmek isteyen iki kişi var ya. Varmış. Allah çok az kişi istiyor. Şimdi ekmeği şuradan vereceğim. Çünkü ekmeğe yakın olan burası. Bunları yıkacağız. Artık yapacak bir şey yok. Çok özür diliyorum arkadaşlarımızdan. Yeni bir rota oluşturuyorum. Bu buğday ekmek. Buğday ekmek rotam var mı benim öncesinde? Hayır yok. Buğday kimyasal. İnek alkol. Tamam. Buğday ekmek bir yapıyorum. Ve diyorum ki buğday ekmek şuradan gelecek. Buraya gidecek diyorum. Hatta burayı daha kısa bir rota haline getirebilirim. Şöyle yaparak. Ambel oldu benim bir dakika. Şuradan şunu alıyorum. Ve diyorum ki ulan yine unutmuşuz WhatsApp'ı. Şuradan şunu alıyorum. Buradan düz bir şekilde buraya çekiyorum. Dümdüz rotada. Ya yükseltiler çok ekstra değil. Ve buradan buraya da bir yeni yol çiziyorum. Yani bu rotayı tamamen aslında buraya almak için, daha kısa mesafede gitmeleri için yapıyorum. Sonra yeni bir istasyon daha kuracağım. Yeni bir line. Ekmek diyorum. Burası Aykut'undu değil mi? Evet. Aykut Büyükşehir Belediyesi'ne yapıyorum. Buraya da nerede Epek? Ha. Ekmeği de buradan buraya getiriyorum. Gayet güzel bir rota haline gelmiş oldu. Burada da bir dipotum var. Buraya ben 25 tane araç istiyorum ve diyorum ki buğday ekmeğe gidiyorsunuz. Sonra buraya da 15 tane istiyorum. Ve siz de diyorum ki ekmekle Aykut arasında gidip geleceksiniz. Buradan şimdi yeni araçlar. Bir dakika bir dakika ne yaptım ben? Ekmekte galiba bir sıkıntı yaptık. Evet. Tamam. Allah'ım ya Rabbim. Bir şeyde doğru düzgün yapamıyoruz arkadaşlar. Bu nedir ya? Buraya bir de yakıt gerekiyor. Şimdi koronaya da yakıt getiriyordu ama burada yakıtı nasıl üretiyoruz? Çok iyi üretiyor muyuz? Ve bir bakalım 79 tane yakıt var burada. %80'lik bir artı kazandırıyor bize. Gayet güzel bir kazanç. Başka yakıt üretebileceğim başka bir yer var burada. Oo bakın. Buraya ben petrol kumu diye bir şey. Oil sand. Petrol kumu. Buraya ondan getirebilirsem bana yakıt ve kum veriyormuş. Ama nerede bu oil sands? Nasıl üretiliyormuş? Veya ham madde olarak mı çıkıyormuş?
Tek. Hemen araştırmamızı bir yapalım uzaktan uzaktan. Çok zor bulmak. Şurada. Ve buradan bunu buraya götürmemi istiyor. Trenle götürürüm, çok da güzel bir kazanç elde ederim ama şu an o kadar ekstrem bir şey. Bu arada 24 milyonumuz olmuş. Tamam, sen buraya götüreceksin ki bu ekmeğini üretecek. Tamam. Okey. Ben şimdi Umut'la Aykut arasında bir ulaşım sağlamak istiyorum arkadaşlar. Umut'la Aykut arasında bir ulaşım sağlayacağız. İnsanla ulaşım sağlayacağız. O yüzden şu kısma geliyorum. Burada insanlar nerede yaşıyorlarmış? Bir bakıyorum hemen. Buildings'e geldim. Loop Stop kullanacağım. Bunu modlardan indirdim. Şöyle buraya yaparsam çoğunluk yeri alıyor. Böyle yapsam. Çoğunluk yeri aldı. Aynen. Tamam, böyle yapıyorum. Ondan sonra Aykut Büyükşehir Belediyesi'ne giriyorum. Bu arada FPS de düşmeye başladı yavaştan. Oyun iyice şey arttıkça. Bunu da şöyle bir çevirelim tam olarak. Çok saçma sapan bir yerden almıyorum ya. Tamam. Bunu da buraya koyuyorum. Ve yeni bir rota oluşturuyorum. Bip bip oldu. Gördüğünüz gibi yeni şeyler açıldı. Umut Büyükşehir Belediyesi. Umut Aykut. Şehirler arası otobüs hattı yapıyorum buraya. Nerede Umut Aykut? Şöyle bir git. Mesela çok hoşuma gidecek ya. Ha. Diyorum ki buradan buraya bir yeni rota oluşturuyor. Ve bunun içinde yeni bir araç, passenger aracı. Şöyle bir durdurdum bakalım. 35 kilometrede 21 kişi taşıyormuş. Bence bundan 3 tane alırsak ve Umut Aykut'a koyarsak, şöyle bir yeni aracımıza da bakalım. Çift katlı bir araç bu. Üstü, oha çok iyiymiş bu arada. Hem altta hem üstte zaman geçirebiliyorsunuz. Şehirler arası bir püfür püfür gidebileceğiniz şehirler arası bir yol. Şuranın da yollarını değiştirsek nasıl olur? Şuranın şöyle yollarını bir düzeltelim ki şehire daha iyi bir şekilde, şehirler arası yolu daha iyi bir hale getirelim. Susun artık. Çok ses. Şöyle bir bakıyorum buradaki ekmek durumumuz nedir? Production var gözüküyor. Ama shipment yok gözüküyor. Bir dakika. Ekmekle Aykut arasında burada bir rotamız var. Aslında herhangi bir problem yok. Bir dakika. Buranın ekmek isteği gitmiş. Aykut'ta ekmek isteği yok muydu? Ben mi yanlış gördüm? Artık ekmek istemiyor bunlar. Ulan ekmek isteyen yerleri mi yıktık biz? Şöyle yapacağım o zaman. Tam o zaman Erkan'a gidecek bu ekmekler. Yapacak bir şey yok. Benim asabımı bozmayın. Yemin ediyorum dalarım size.
O zaman şöyle yapacağız. Burotayı, ekmek, Erkan yapıyorum. Aykut üzgünüm. Seninkiler delirdi. Buraya koyuyorum. Yapabilecek çare yok. Buradan buraya bir rota, yeni rota oluşturuyorum. Bu rota üzerinden gitsinler. Shipment da olacak muhtemelen artık. Aynen. Şu an üretim hızlı bir şekilde başlayacak diye tahmin ediyorum. Çok saçmaydı. Yani sonuçta ekmek isteyen bir rota üzerinden gidiyorduk. Ama bir anda ekmek istememeye başladılar. Şuralara bir bakalım. Burada bekleyenler var. Geliyor burada. Döndü. Gelecek. Buradan girecek. Görsel olarak bayağı güzel. Burada çimen çıkmış. Bak ne kadar tatlı. Çok tatlı bir şekilde gidiyorlar. Okey. Peki Aykut'ta bekleyenler var mı? Var. 3, 2, 4, 6, 7 kişi var. Güzel. Peki Brota'da başka bir aracımızı görür müyüz? Bunlar sıfırla gidiyor. Tamam. Bak Aykut Büyükşehir Belediyesi şu anda ekmek kabul ediyor diyor. Yani oğlum Aykut kafayı mı yedin sen ya? Aykut'a ekmek vermiyorum arkadaşlar şu an. Dalga mı geçiyorsun Aykut sen benimle ya? Biraz beklesin Aykut. Erkan'ın hakkıymış o. Erkan'a veriyorum ekmeği. Tamam. Umut Büyükşehir Belediyesi ciddi oranda bir yükselme gösteriyor bu arada. Şu an en şeyimiz o. Ben 41 milyon paramız oldu. Şu an çok ekstra bir paradayız arkadaşlar. Şu an zenginiz ve bitti oyun. Öyle diyeyim size. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Bir uçak yapmak istiyorum. Umut Büyükşehir Belediyesi ile oyun dondu şu anda. Umut Büyükşehir Belediyesi ile Denver arasında bir ulaşım, hava ulaşımı olsun istiyorum. Yavaş yavaş artık işte bütün araçları göstermek istiyorum bu arada, yapabileceğimiz her şeyi. Şuradan yükselti ayarlama da varmış. Böyle buraya şöyle yaptım. Bir tane de Denver'a yapacağız. İnanılmaz artık yavaştan kasmaya başladı gerçekten. Böyle bir yükselti yapsak. Yavaş yavaş dön bakayım. Buraya da bunu yapıyorum. Şu street'e. Buradan şu kadar çekiyorum. Böyle bir yokuş yukarı falan gidiyor. Burada tırmanmak zorundalar arkadaşlar. Ekstrem spor seven arkadaşlar olursa buradan tırmanabiliyorlar. Yeni bir rota oluşturuyorum ve diyorum ki Umut Denver hava ulaşımı yapalım bunu. İlk önce şimdi birkaç yapmamız gereken rota daha var bu arada. Bunu yapınca olay bitmiyor. Biraz da öğretelim bunu. Buildings'lerden buraya bir road depot kuracağım. Road depotumuz yok burada. Ve yeni bir line oluşturacağım. Bu da Denver iç hatları olacak. Bu rotanın mantığı şu. Buradaki herkesi, şu alandaki herkesi buraya götürebilecek bir rota olacak. O yüzden şimdi yeniden buildings kısmına girip burada görüyorsunuz bus tram depot var. Şuradaki insanları buraya götürmem lazım benim. Bakalım buraya kim? Tamam. Burada sadece gördüğünüz gibi şurası bana buraya ulaşabilen. Ama buraya ulaşamıyorlar. O yüzden buraya ne yapacağız? Bir otobüs hattı kuracağız arkadaşlar. Şuradan bir 2, 3, 4,
ve 5 yaparak Denver iç hatlarıma da geliyorum. Bu şekilde bir rota oluşturuyorum. Yani buradaki herkesin buraya gidebilmesini sağlayabilecek bir rota oluşturuyorum. Buradan da Messenger kısmından, yani benim çok bu 31 kişi alıyormuş. 16 kişi kapasiteli 30 kilometre hız yapan 2 tane şu an için şeyi Denver iç hatlara atıyorum. Tamam. Şimdi sıra geldi Umut Belediyesi'nde. Umut Belediyesi'de sadece burası ulaşabiliyormuş. Ben o yüzden buraya da bir rota oluşturuyorum ve diyorum ki Umut iç hatlar yapıyorum. Ve buraya da geldikten sonra buildings'lerden bir şeye bakalım. Şimdi ilk rotam burası. Burası. Burada da hala gördüğünüz gibi yerleşim yerleri var. Şimdi tekrardan Umut iç hatlara geliyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Bu şekilde yaptım. Şimdi buradan bizim depodumuz neredeydi burada? Buradan da aynı şekilde şundan almıştık diye hatırlıyorum. 3 tane alıyorum. Ve diyorum ki Umut iç hatlara koyuyorum. Şimdi bizim yeni bir rotamız vardı bildiğiniz üzere. Hava ulaşımı. Add station yapıyorum. Buradan buraya kabul edecek mi? Etmedi. Çakışıyor diyor. Tamam. İki rotalı bir şey bu. Ve yeni bir uçak alacağız. Depot'tan. Passenger için iki tanemiz var sadece. 5 kapasiteli ve 3 kapasiteli. Burada şimdilik 2 tane alıyorum ve Umut rotasına koyuyorum. Buradan şimdi uçaklarımız, planörlerimiz daha doğrusu, planör demek daha doğru olur buna. Planörlerimiz çıkış sağlıyorlar. Buna master volume biraz daha. Şimdi burada da otobüs hattımıza gidecek olan aracı görüyorsunuz. Bunların hepsi bak beklemeye başladılar bile. Hem ya yani mesela buradan buraya gitmek isteyen adam da bunu kullanıyor. Direkt havaalanına gitmek isteyen adam da bunu kullanıyor. Yani gayet güzel bak hemen insanlar beklemeye başladılar gördüğünüz gibi buralarda. Yeni araçlarım nerede burada? 3 tane üstte gelen aynen burada. Havaalanına gitmek isteyecek arkadaşlar insanlar. Özellikle Denver'dan Umut Büyükşehir Belediyesi'ne gitmek isteyecekler. Çünkü Umut Büyükşehir Belediyesi gelişmiş bir yer. O yüzden gitmek isteyecekler ve bana da para kazandıracaklar. Gördüğünüz gibi indiler ve bu rotaya gidiyorlar. Ve bayağı da bir kişi gidiyor baktığınız zaman. Şu an için bekleyecekleri göreceğiz. Bak yürüyerek gelen de var. Buraya direkt olarak ulaşım sağlayabilenler yürüyerek geliyor. Burada bekliyorlar gördüğünüz gibi. Birazdan nerede uçaklarımız? Kimseyi aldın mı sen? Bak iki kişi almış. Biraz uçağı izleyelim mi? Gördüğünüz gibi kanyonumuz gerçekten çok güzel gözüküyor. Ne haber abim? Sen buraya neresine yolcu alıyorsun ki bunu şimdi? Bir dakika. Sen bunun neresine yolcu alıyorsun? He tamam içeri alıyormuş. Çok hızlanmadan iniş gerçekleştiriyor bu arada. Çünkü zaten kısa mesafe. Çok büyük bir map'imiz yok, haritamız yok. Gördüğünüz gibi buradan hızlı bir iniş sağlıyor. Burada bayağı bir insan bekliyor bu arada. Hop güzel bir dönüş. Aferin sana. Bu da geliyor arkamızdan. Şimdi 10 kişiyi alıp gidecekler. Tam olarak bize ne kadar kazandırdığını görmüş olacağız. Burada bayağı bir insan bekliyor bu arada farkındaysanız. O yüzden buraya bir iki tane daha alıyorum. Bin abicim bin. Diğer uçağımız havalandı. Evet şuradan havalanmış. Gidiyor.
Hepsi bu arada full çekecek. Tam olarak görmüş olacağız ne kadar para kazandırdığını bize. Herhangi bir sorunumuz var mı? Kahve ekmek bir anda uçtu. Tamam, rotaya gitti demek ki. Ekmek Erkan arasında bir sıkıntımız var. Nerede uçak? Geliyor. Süzüle süzüle. Bakalım ne kadar kazandıracak bize. Yeni bir tren de gelmiş. Bak burada da bekleyen var bu arada. Bu rota çok işlek olacak. Bakalım ne kadarla geliyorlar. 105 binle geldiler. Burada 18 kişi bekliyor. Ve burada bekleyen kişi sayısına bakın arkadaşlar. 45 kişi bekliyor. 4 tane daha alıyorum. Buranın bize para kazandırması gerekiyor. Ve şöyle bir uçağa baktığım zaman şu an için eksi de toplamda 32 yolcu alabiliyormuşuz. 100 100 100 hemen oradan artış göstermesi lazım. Böyle baktığımız zaman burada bakın fena kişi bekliyor. Burada fena bekliyorlar. Bu rotada 21'de 21 gidiyor. 21'de 21 gidiyor. Şöyle yapacağız o zaman. Şehirler arası otobüs hattıydı bu. Buradakileri bu ...21... 31 kişi alıyor ve daha hızlı gidiyor. Bunu tabii ki bununla replace ediyorum. Daha fazla kişi alması için. Erkan'a ekmek gidiyor. Ama az gidiyor. Çünkü üretim az. O üretimin azlığını nasıl çözüyorduk arkadaşlar? Burada bu arada ek kaldı mı? Bayağı oha. O zaman şöyle yapacağız. Benim bu buğday ekmek rotamızda buğday ekmek rotamızda bu kadar araca ev sahipliği yapıyor. Ve bunlar muhtemelen sürekli full gidip geliyor. Evet. Ama yetmiyor demek ki. Az oluyor demek ki. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunların hepsini daha demin yanlışlıkla yaptığımız gibi kopyalıyoruz. Buradan bir sürü ekmek rotasına gidecek araç daha oluşturuyoruz. İnanılmaz bu arada. Yani şu an oyunda yapamayacağımız şey yok. Maddi açıdan inanılmaz para kazanmış durumdayız. 46 milyonumuz var. Buraya da güzel bir yakıt gidiyor. Burada 25. Burada 63 yolcu var arkadaşlar ve şu an 442 binlik bir gelir sağlıyor bana. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok şu an. 4 tane daha almak dışında. Yani burayı bayağı uzun yani uzun şey bir nasıl diyeyim hava trafiği olan bir rota haline getirdik. Burada tuğla üretimine bakmak istiyorum. 89. Çok hızlı yapamıyorlar. Transport %100 gözüküyor. Araçlarım çıkmış mı acaba? Bakalım. Yeni kargo aracım çıktı mı arkadaşlar? Bu tren miymiş lan? Çıkmış. Ama gereksiz çıkmış. Şöyle yapayım ya. Şu an olayımız tamamen aslında artık yeni araçları ekstrem bir şekilde denemek olacak. Para akış seslerine bayılıyorum arkadaşlar. Sen üretebiliyor musun? Senin rotaları biraz arttırsak mı? Alkollü ekmek rotası mesela. Alkol ekmek.
Sen ne kadar alkol üretiyorsun burada? Biz burada çok az kişi varmış arkadaşlar. Tamam. Et yemekte de az kişi var. Tamam. Eti de yapıyor diye tahmin ediyorum. 95 tane et var içerisinde. Neyse, yeni rotaları oluşturduk. Burada toparlanacak diye tahmin ediyorum. Tamam, biz burayı hala eritemiyoruz farkındaysanız. Burası şu an bayağı güzel kazandırıyor diye tahmin ediyorum bana. Derken burada, tamam. 648 bin. 52 yolcu da 52 yolcu bu arada. İnanılmaz bir doluluk oranı. Buraya Passenger Terminal falan atayabiliyoruz. Yeni bir rota oluşturduğumuz zaman buraya yeni bir şey yapabiliyoruz. Buradan Oha. 4 kişi var. Hala daha olmuyorsa arkadaşlar buraya aynı şekilde kopyala yapıştır taktiğiyle. Bak, şu an burada ekmek üretimi hızlandı gördüğünüz gibi. Çünkü rotayı hızlandırdık. Erittiler direkt bu arada onu. Ben şuradaki üretim değişikliğine bakacağım. Bu ekmeği de kimseye götürmüyoruz bu arada. Evet, ekmeğin ekstra bir rotası yok. Şöyle yapacağım. Şöyle yapıyorum. Bunu ellemeyeceğim. Yeni bir rota oluşturacağım ve buradan Aykut Büyükşehir Belediyesi'ne ekmek götüreceğim. Madem ekmek istiyorlar artık yeniden. O zaman buraya bir ekmek götürelim. Ekmek. Aykut Büyükşehir Belediyesi. Diyorum. E'ye tekrardan geldim. At station yapıyorum. Buradan buraya gitmelerini söylüyorum. Uzak bir rota bu arada. Bir rota. Yeni birkaç araç geldi. Bakacağız onlara. 8, 9, 9 hala daha bu çok daha iyi. Yani gerçi 40 kilometreye 30 kilometre. Ben şimdilik 5 tane bundan alıp ekmek Aykut'a yerleştiriyorum. Şunları da hemen değiştirip bölümü sonlandırıyorum arkadaşlar. Dönün hepsine. Bunu da değiştireceğim. Burada yanlış yapmış olabilirim bu arada. Aykut'u. Bunu da değiştireceğim çünkü bu ekmek taşıyamıyor. Bunların komplesini bir dakika all yapıyorum. Uçakları almadan sadece şu araçları alacağım. Çıkartıyorum. Ulaşım araçlarını çıkartacağım. Ya iç hatlar bu ya. Of. Bunları çıkartıyorum. Bunlar iç hatlarda. Allah kahretmesin. Bunlar var ya, yemin ediyorum uğraşmak istemiyorum şu anda. Bir dakika, tamam. Sinirim bozuldu ya. Kapat şunu. Ben hepsini şöyle değiştiririm daha hızlı olur ya. Bütün araçları
10 kilometre hızlandırmış oluyoruz. Yani bir tane daha az alacaklar. Ama 10 kilometre daha hızlı olacaklar. 10 kilometrede bize o eksi biri hiçbir şekilde satmayacak. Hepsini değiştirelim. Ol kargo en sevdiğim. Tık 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 çık tık 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 çık böyle gidiyorlar. Varil petrol de değiştirelim. Tamam, her şeyi değiştirdik. Tahmin ederken Erkan ekmek kalmış. Erkan ekmek neredesin? Kalmış. Ha. Tamam. Artık yeni araçlarımız var. Daha modern. 40 kilometreye kadar basabiliyorlar. Gördüğünüz gibi artık mafya kısmına geldik ki Amerikan mafyalarının kullandığı araç tarzı şeye geldik. Çok daha hızlı gidiyoruz. Burayı eritemiyoruz. Yeni bir aracın gelmesi lazım uçakla ilgili. Sekizde sekiz et getiriyor. Otuz iki kazandırıyor. Bir de şeye hiç bakmadık bu arada. Gerçi araçları sürekli değiştirdiğimiz için kondisyonlarının kötü olacağını düşünmüyorum. Sadece şunun kondisyonu. O kadar. Beribet durumda. L4 milyondayız arkadaşlar. Bu bölümü de burada noktalayabiliriz. Şöyle bir görselle. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sen gider misin abi? Sen, kapanışı ben seninle yapacakken sen niye bana bu zulmü çektiriyorsun ya? Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Tamamen buradaki amacım size Transport Favor 2'de ne kadar para kazanabileceğinizle ilgili. Nasıl çabuk para kazanabileceğinizle ilgili. Umarım da bu baştaki yöntemleri kullanarak para kazanabilirsiniz. Anlıyorum. Sen biliyor musun kullanmayı? Ne yapacağım? Sen ne yapıyorsun? Neyse. Alın. Öpüyorum arkadaşlar sizleri. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.